noktası devam ediyor. Konuğumuz ekonomi stratejist Sayın Kaan Sarı Aydın. Sarı Aydın'la birlikte bugün Çin'de yaşanan gelişmeleri ve dünya piyasalarına dünyadaki uluslararası ilişkileri etkilerini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Hoş Sarı Aydın. Bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler Sinan Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ayağınızın tozuyla <laughs> geldiniz. Dünyayı dolaşıp geldiniz. Dilerseniz evet. bir kısa VTR'miz var. Ondan sonra sohbete tamam. devam edelim. Çin'deki gelişmeleri kısa haberimizde izliyoruz. Dünya sanayi devi içinden gelen imalat verileri piyasaları resmen salladı. Çin borsasında hafta başında başlayan düşüş kısa sürede küresel piyasaları etkisi altına alarak 28 yıl sonra yeniden bir kara pazar yaşanmasına neden oldu. Çin'de geçen hafta açıklanan verilere göre fabrika aktiviteleri Ağustos ayında son 6,5 yılın en hızlı daralmasını göstererek dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin sert bir yavaşlama içerisinde olabileceği endişelerini arttırdı. Şangay Borsası %8,5 çakılırken Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa borsaları da kayıplara kayıtsız kalmadı. Avrupa borsalarındaki toplam kayıp 400 milyar euroyu aştı. Küresel hisse senetlerinin değeri 3.3 trilyon dolar eridi. Müzik Düşüş teknoloji şirketlerine de yansıdı. Uzmanlar küresel piyasalarda sert bir satış dalgası yaşandığını, küresel büyümeye ilişkin endişelerin satışın ana kaynağı olduğunu söylüyor. Apple hisseleri, iPhone satışlarının dörtte birinin Çin'e olması nedeniyle düşüşe geçti. Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nin hala en değerli şirketi olsa da, o bile %4.6 oranında düşerek 107.44'e geriledi. Apple'daki düşüş de teknoloji sektörü hisselerinin 4.2 düşmesine neden oldu. Döviz kurları da elbette seyirci kalmadı. Euro zirve yaptı, doların ateşi yükseldi. Son iki aydır düşüş eğilimini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, Çin piyasalarından başlayarak etkisini artıran satışlarla bugün Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyesi olan 43.97 dolara kadar geriledi. Şimdi gözler Amerikan Merkez Bankası Fed'den çıkacak faiz kararında. Evet Sayın Saraydın, Finans Express'te bol bol bahsediyorduk Çin Merkez Bankası'nın uygulamalarından, Amerika'daki gelişmelerden. Malum piyasalar bu yıl özellikle Eylül ayında gerçekleşecek olan Fed toplantısına odaklandı. Yalnız için beklenmedik bir hamleyle Yuan'ı kendi para birimini üç gün üst üste devalüe etti. Son 20 yılın en hızlı devalüasyonu bu mart ayından bu yana da fiili olarak fiili dolara endeksli seyri sonlandı Yuan'ın. Çin ne yapmaya çalışıyor? Çok ilginç bir sürece girdik. Çin Merkez Bankası'nın çok sert hareketler yaptığını ve sert tepkiler verdiğini biliyoruz ama Yuan'ı üç gün üst üste devalüe etmenin asıl sebebi neydi? Sizden sırrı dinleyelim. Başlayalım bir büyük resmi açıklamaya. Çok büyük bir resim burada. Parçalarını da bu resmin birer parçalarını anlamak lazım. Yani şimdi hep Bakıyorum bir parça sağlanıyor şu deniliyor. Bu parça evet. sağlanıyor, o değil aslında. Çok daha kompleks bir resim var önümüzde. Bunun arkasında başka bir hikaye çok, var aslında. Çok o zaman. değişik bir hikaye de var ama aslında büyük bir hikaye var. Çin hikayesi var burada. Evet. Çin hikayesi nedir? Şöyle bakalım. Sinem Hanım siz devalüasyonu derken biz sizden onu çok konuştuk. Bir sene öncesinden beri bu seneki devalüasyonu bekliyorduk. Çin'in devalüasyonu yapacağını deyince zaten çok kişiden tepki yağdı. Nasıl olur? Neden yapsın? Belliydi diyorum. Belliydi gelecek. Zaten bir süre para basmayı sürdürdü. Baktı Tabii. işe yaramıyor değil Bravo. mi? Bravo işte oradan zaten görebiliyordum onu. Şöyle bir durum var Çin'de. Çin ekonomisi aslında 2011'de ilk bir ufak yavaşlamaya girdi. Nasıl oldu o? Avrupa'daki bütün o yavaşlamalar, o krizimsi ortam, borç krizi Avrupa'nın, işte Yunanistan'ın patlamasından vesaire. 2011'de Çin'e bir etkiler dalgası geldi. Onun dışında Çin bakarsanız hep şu konuşuluyordu. 2008-2009'daki o krizin üstesinden geleceğiz. Çünkü Çin büyümesinden ve gelişmekte olan piyasa büyümesi dünyayı büyütecek diye bir efsane vardı biliyorsunuz. Zaten o mümkün olmasa da belirli bir boyuta kadar gelebileceğini biliniyordu. Bunun üzerine Çin ne yaptı? Çin'de özel borçlanma oranları o kadar yükseldi ki her sene 2008'den beri Gayri safi milli aslan %80'i kadar yeni borçlanma yaratıldı Çin'de. Bu bir borç balonudur. Tabi o isim o zaman daha konulamıyordu. Şimdi bunu iki senedir aslında rahat görebiliyoruz. Çünkü iki senedir aslında Çin'de belirli bölgelerdeki emlak fiyatlarında bir tepe görüldü. Gerilemeler yaşanıyor. Şimdi konuştuğumuz rakamlar bugün telaffuz edeceğim birçok rakam resmi rakamlar. Ama resmi rakamın dışında Çin'e yanaşınca biraz Çin konusunu deşenler anlayacak ki bir gölge bankacılık sistemi var. Amerika'nın da 2008 krizinde büyük nedenlerden birisi gölge bankacılık sistemi. Aylardır aslında Türkiye'de gölge bankacılık sistemini konuşuyor. Çünkü bir nevi tırnak içerisinde tefecilik boyutuna bile taşınabiliyor. Peki içindeki Kesin. gölge bankacılığı özel sektör mü yapıyor devlet kendimi yapıyor? Aslında onu şimdi şöyle diyelim devlet kanalından özel sektörüne aktarılıyor. Özel sektörü de bunu uyguluyor. Bunu aslında İngiliz Merkez Bankası, İngiliz Bankası sistemi de yaptı. 2008'in öncesinde Amerika'da yaptı. Büyük bankalara paralar veriliyor. Bu paralar da onların aracısı diyebileceğimiz ikinci derecedeki e, kredi verecek organizasyona veriyor. Mesela bu şeylerde çok güzel görülüyordu. Ev e, sektöründe, konut sektöründe o aracılara, o kredi aracıları. O tefeciliğe kadar gidiyor. Yani bunlarda ninja şey borçları deniliyordu yani no income, geliri olmayan e, insanlara para veriliyordu. Çin benzer bir durumdan geçti. Ama neden? Bunun nedeni şu. Çin yönetimi çok önemli bunu görmek. Şimdi milli ekonomik modelleri konuşuyorduk. Evet. Hep bir e, tez vardır kapitalist sistemin tezine. Bir antitez olarak bir komünist planlama sistemi gösterildiydi. Bir sentez olarak da ben böyle anlatmamın nedeni var. Çünkü bütün sistemler böyle düzenlenir. Bir sentez olarak da milli ekonomi yönetimi. Çin'in Hindistan'ın ve Rusya'nın gibi karşıt sistemler gösteriyor. Ve bunlar çok başarılı diye görülüyordu 2008 krizinden sonra bu yana kadar. Yani Ama, kapitalizmin ve komünizmin e, ortaklaşa kurulduğu bir sistemden, bir sentezden heh, mi bahsediyoruz? O sentezden burada? bahsediyoruz. Tamam. Ama o sentezin kırılganlığını yaşıyoruz şimdi. Neden? Çünkü yönetim komünizme yakın bir yönetim. Ve planlayarak yönetmeyi seviyor Çinliler. İşte o milli ekonomik modelde öyle görüyorlar. Öbür tarafta da serbest piyasa diyor. Yani ticaret yapıyor, borsası var. O kadar serbestliği borsası biliyorsunuz. Zaten borsasının yüzde sekseni bireysel yatırımcılardır, Çinlilerdir. Bir buçuk milyar nüfus olan bir ülkeyi konuşuyoruz burada. Yüzde sekseni yatırımcıdan bireyseller. Ne yaptılar? O emlak balonu patlayacak korkusunu görünce Çinler birden parasal genişlemeye başlattılar. Biliyorsunuz hep bu gölge rakamları geliyor. Hiç resmi rakamlar gelmez. Çin'in Amerika'dan daha büyük bir parasal genişleme yaptığı söyleniyor. 4 trilyon yuan'a yakın yani 600 milyar dolar civarı bir rakam. Çin Merkez Bankası'nın krizden sonra bastığı para miktarı diyor kaynaklar. Bu rakamdan evet. çok daha fazla mı demek istiyorsunuz? Çok daha fazla olduğuna 2 senedir konuşuluyor. O rakamın Amerika'nın daha üstünde olduğu konuşuluyor. Bu biraz bir korkutucu bir ürkütücü rakam. Çünkü kimseler resmi belge yok. Herkes buna bakarken diyor olamaz diyor. Çünkü piyasadaki boyutlara bakın 600 milyar yetersiz. Onun kat kat daha fazlası gibi görünüyor. Fazla spekülasyona girmeden aslında çok daha kolay yolu var bunun. O para kanallarını açınca onu da bu yılın başında yaptı hatırlıyorsunuz. Evet. Hep konuşuyorduk Çin'de ne oluyor Çin bu sene acaba ekonomiyi sarsar sar mı küresel ekonomi derken birden Çin Merkez Bankası geldi bol para likidite dediler sizin yaptığınızı biz de yapabiliriz. Biz şimdi kapitalistiz ya bir tarafta ama yönetimimizde milli ekonomi idaresi var. Biz emir veriyoruz, paralar açılıyor. Borsa ani bir yükseliş yaşadı ilk aylarda hatırlıyorsunuz. Yani evet. akıl alacak gibi değildi boyutları. Ne oldu? Herkes borsaya girdi. Klasik bir balon yaratıldı. Artık orada ne kadar taksi şoförü varsa, ne kadar garson varsa ne kadar en acısı çiftçi varsa parasını pulunu aldı üstüne bir de kredi çekmeye başladı yükseliyor zaten devamlı al yeni halka arzlar şunlar bunlar klasik hepimizin yaşadığı gördüğü şeyler yaşattılar. Bunlar bütün neyi varsa ne yoksa borsaya yatırdılar mesleklerinden ayrılanlar oldu çoğu kişi artık burada daha kolay para kazanılıyor diyor. Hayır borsada daha kolay para kazanılmıyor onu her zaman söylüyorum. Çok acı bir şekilde faturasını ödüyorlar şimdi öyle olmadığını öğrendiler. Esli mesleklerine göre dönebilecekler mi onu bilemiyorum. Şimdi durum öyle olunca bu gölge bankacı sisteminden tefeci dediğimiz tefeci sistemi. Çok büyük paralar çekildi. Gittiler krediler aldılar. Yüksek faiz oranlarından tabii. Herkes kazanıyordu. Güzel bir şeydi. Yani bu hmm. döngüde kalıcı değil. Bu parayı nereye yatırdı peki? Borsaya Şimdi. yatırdılar. Ve borsada döndü. Bu para devamlı borsada döndü. Tüketime fazla girmedi. Tüketime giren para şudur. İkiye ayırmamız lazım. Bu gerçekten öyledir. Bir e, borsada şey deyim vardır. Çantayı tutanlar deriz. Elinde kalır o mal sonunda. O son fiyatı ödeyendir. Bir de çok parası olup da erken kaçanlar onlar parasından gitmişlerdir. New York'ta, Londra'da artık nerelerdeyse konutlar, emlakların fiyatı gayrimenkul. Büyük oyuncular. Seviyordu. Tabii büyük oyuncular. Çıkıp da ya da halka arzını yapan kazanır zaten öyle bir durumda. Şirket sahibi vesaire. Onlar oldu tabii ki ama onlar ekonominin geniş alanını kapsamadıkları için şimdi asıl çok enteresan bir seviyeye geldik. Ne oldu? Birdenbire Çin'de bu balon patlamaya başlayınca oturdular ne yapalım diye burada başbakanları Li ve başkanları Jinping oturmuşlar bir planlar yapmışlar. Şimdi çok konuşuluyor. Neden söylüyorum bunu? Şimdi bunun bir siyasi etkisi olacak. Bunun bir sosyal etkisi olacak. Hele liye patlatmaya çalışılıyor şimdi. Belki de doğrudur ben bilmiyorum. Kendisi bir planlamış bunu deniliyor çevresindekilerle. Çin Başbakanı için Evet Çin Başbakanı bunu planlamış. Kendi etrafındakilerle işte nasıl müdahale edeceğimizi, borsa balonunu nasıl devam sürdürülebilir yapabilir diye bütün etkiler. Peki Çin hükümetinin buradaki amacı borsadaki balonu daha uzun süre sürdürebilmek mi? Bir krizi mi ötelemek yani? Aynen öyle. Çünkü şimdi gelelim bir gerçek realiteye ekonominin. Ekonominin realitesi şu uzun süredir Çin'den gelen rakamlara inanamıyoruz. Ben inanmıyorum şahsen bir gerçek var. Yüzde 8 gibi ihracat gerilemesi yaşarken evet. dünyadaki bugün de rakamlar konuşuyor bu hafta çıktı. PMI verileri açıklandı, evet. imalat sanayi verileri. Demin gördüğümüz gibi videoda da bir de bunun üstüne Dünya Ticaret Organizasyonu'ndan aldığımız rakamlar dünya ticaretinin 6 senenin en büyük düşüşünü yaşamış ilk yarıda bu sene. Yani ciddi bir kırılganlık var dünyada bu yalnız Çin değil bunu söylerken. Çin çok büyük bir etken oynuyor. Çünkü Çin öyle bir yükseliş yaşadı ki dünya büyümesi %30'u Çin. %17'si ticaretin Amerika, %30'u Çin şu anda. Ticarete çünkü sahip olduğu için etkileri büyük. Kime etkileri olduğunu da şöyle görüyoruz. Kelebek etkisine gelelim. Siz yuan devalüasyonu ufak gibi gözükse de demin söylediniz 20 senenin en büyük 3 günlük devalüasyonuydu. Ve size çok kötü bir haberim var. Ben maalesef kötü haber Manyak taşımaktan yapmayın, zorunluyum her zaman. Aydın. <laughs> i̇şte her zaman gene diyecekler kötü haberi getiriyorum. Elmalar, armutlar fırlatılacak, yumurtalar, domatesler. Ama sonra öyle oluşmasın maalesef çok muhtemel. Çünkü Çin devalasyonu devam edecek. Bunlar da ilk adımlarıydı. Bunun da arkasında resimi görmek lazım. Ne oldu son aylarda? Konuşuluyordu devamlı rezerv dövizi. Yuan evet, olabilir şu an. mi? Ve Çin de burada büyük bir baskıyla o SDR, özel çekim, IMF'den özel çekim diyor. hakları bu çok gündeme geldi aslında. Evet, sepete girmek istiyor. Çünkü Yuan'ın şu realite var. Bu eksen kaymasını anlatıyordum ya uzun zamandır sürekli. Evet. Bu eksen kaymasında gerçekten Yuan kullanımı arttı dünyada. Çünkü Asya'da bilasa aralarındaki ticarette Yuan miktarı kullanımı artmaya başladı ve hak ediyor SDR'nin içine girmesine bir nevi girmek istiyor. IMF e bu senelik almıyorum dedi. Şimdi faiz indiriminin bir, pardon faiz indiriminin, devaluasyonun, dövizinin değerinin indirimin bir nedeni de ufak bir nedeni de olsa IMF'nin SDR yani o, özel çekme hakkı, o sanal döviz sepetine girmektir. Yalnız şunu unutmayalım. Gene geliyoruz sentez durumuna. Adamlar bir kıskaçın arasında tuttukları bir döviz e, rakamı var. Onu kontrol ediyorlar. Aynı zamanda da Dalgalanan dövizlerin, dalgalanan kurların bir sepetine girmek istiyorlar. Burada aslında büyük bir çelişki var. Şimdi bu sürecin içinde... Birinçli bir çelişki mi bu yoksa Çin farkında değil mi bu çelişkine? Çin çok farkında. Çin her şeyin farkında. Farkında değil diyemeyiz. Çin farkında. Çin tek şu hatayı yaptı. Bütün bunları yaparken şimdi bir fix kurdan dalgalı kura geçmek. Biz de çok iyi biliriz Türkiye olarak bunları yaşamış bir ülke olarak. Tabii, Tabii çok daha ufağındayız onların yanında yalnız. Çin'de şöyle bir sorun var işte bu sentezdeki başaramadıkları yönetimde insanları şöyle yönetmek istiyor Çin. Yani eskiden nasıl yaparlardı plan ekonomisinde eski komünist devrinde işte buğday fiyatları şuraya kadar gitmesini istiyoruz orada durduruyoruz donduruyoruz. Planımız şu bir yıl içinde buğday fiyatı orada. Yani siz söylediğiniz için ama serbest piyasa öyle işlemiyor. Siz hem serbest piyasada oynayıp hem de bunu dikte etmek isterseniz dövizinde işte o çelişkiyi yaşıyor. Olmuyor. Borsayı da bir nevi böyle yapmaya çalıştılar. İçeride komünist, dışarıda kapitalist bir Çin'le karşı karşıyayız kesinlikle, o zaman. Kesinlikle öyleyiz. Yani o sentez aslında olmayacak bir sentez. Şu anda yıkılıyor. O sentezin karşısına o yeni tez oluşup da bir anti tez gelecek şimdi de. Öyle bir devire girdik o sürece. Gelelim biraz daha rakamsal konuşalım. Evet. Çünkü rakamlar önemli burada. Ne oldu? O devalüasyonun ben 6.40'a devalo etmesinin bir başlangıç olduğuna inanıyorum. 8'e kadar devalo olacağına inanıyorum ben yuana bilhassa bu senenin sonuna kadar çok hızlı devalüasyon adımları daha görebiliriz. 7'ye kadar mesela bu sene sonunda bir muhtemel bir senaryodur. Şimdi bunları yaparken Çin ne yaptı? Bu da iki gündür konuşuluyor piyasalarda. Enteresan hareket oldu. Amerika'nın hazine bonosundan 200 milyar dolara yakın bir pardon 110 milyar dolara yakın bir çıkış oldu. Bu da çok konuşuluyordu. Hazine bono tüccarları da herkes konuşuyor ne oluyor falan derken. Birçok ülke aracılığından bunlar mesela İsviçre, Belçika aracılığından böyle bir satış dalgası gelmiş. Bütün bu torbalansların içinde son haftalarda yani 11 Ağustos'tan sonra başlıyor hareket bakın. Enteresan olanı 11 Ağustos'ta da devaluasyonu başladı Çin'in. Çin deniyor meğerse 110 milyar dolarlık Amerikan hazine bonosu satmış. Neden bunu yaptı derken? Amerikan hazine bonolarında zaten en fazla yatırımı olanın hep Çin olduğu Çin, söyleniyordu. Evet, evet. Ya şimdi Çin'in şöyle bir rezerv sepetine Bunun bakarsak. Yani politik bir üstünlük olarak aslında kullanmaya çalıştığını biliyoruz. Öyle kullanmak istiyor. Bence devam edecek satışları. Çünkü şöyle bir olay var. İlk 6 ayın bu senenin ilk 6 ayın 100 milyara yakın sattılar. Ama bir hafta içinde yakın 10 gün bile değil 10 ticaret günü bile değil. 110 milyar satmak çok farklı bir olay. Bu, bu çok büyük bir rakam açıkça konuşursak ve bu para ne oldu derken, yuanı stabilize etmeye bir rezerv kayıpları var. Bunun için kullanıldı diye konuşuluyor şu an. Tabi resmi açıklamalar yok ama bir gerçek var. Piyasaya sürekli likidite veriyorlar, sürekli yuanı bir stabilizasyonda tutmaya çalışıyor. Çünkü Çin'e bakarsanız bir onshore yani Çin'in içindeki yuan kuru var, bir de offshore yuanı var. O genelde Hong Kong'da fiyatlanıyor. Evet. O 6.50 iken o 6.40. Arada bir arbitraj imkanı gözüküyor. Şimdi ne oluyor? Devalü oldu mu o para? Çok büyük etkileri var. Bütün gelişmekte olan piyasaların dövizü devalü olmuş oluyor. Ya da zorunlulukta o adımı atıyor piyasalar yapmazsa. Bu bizi de etkiliyor. Bu Brezilya'yı da etkiliyor. Bu Güney Kore'yi de etkiliyor vesaire. Bütün bilhassa Asya'daki çevredeki ülkeleri çok etkiliyor. Ve bu dalga birden başladı. Yani cin'i şişeden bıraktılar biz devalüa ediyoruz. Ya Çok ufak bir rakam gibi gözüküyor ama 20 yılın en büyük hareketi aslında yaptıkları bir gün içinde. Peki Çin e, şu anda 640'a 40'a kadar devalüe etti. Yıl sonuna kadar 7'yi bekliyorum 8'e kadar devalüe olacak dediniz. E, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler özellikle bu konuda daha duyarlı diyorsunuz. E, bu devalüasyonun kelebek etkisi sürerse hani ne amaçlanıyor ne olacak? Hadi hepimiz birlikte devalüe ettik paramızı. Hı hı. E ne olacak? Çin burada kimi hedefliyor? Şimdi Çin hedefliyor derken Çin zorunlu yapıyor bu işi. Mecbur yani, tabii kaldığı bir için. Bir etkiye bir tepki var burada. Ee, bir hedefleme demeyelim de dünyada bir akım var. O belli. Dolara bir kaçış var. Bu uzun zamandır gördüğümüz bir hareket. Bu sene bilhassa çok hızlandı. E, Türkiye'de bunun maalesef çok büyük nasibini aldı. Yani bizim TL'nin bu kadar zayıflaması bir de bir de siyasi risk üstüne gelince bizde gördük. Bunu size sormak istiyorum. Elbette ki siyasi bir risk var. 7 Haziran seçimlerini yaşadık. Ee, ama doların TL'nin dolar karşısında bu kadar kaybet, değer kaybetmesinin sebebi olarak e, bazı aklı selim e, uzmanlar diyelim. E, siyasi gerginliği söylüyor, söylüyorlar ama Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı, Asya'daki gelişmeler bunları herhalde göz önüne almıyorlar. TL'nin bu kadar değer kaybetmesi kaçınılmaz bir gerçekti değil mi? Şimdi şöyle bir şey. TL'nin dolara karşı değer kaybetmesi kaçınılmaz bir gerçekti. Katılıyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Değer kaybederken diğer değer kaybeden döviz birimlerinden daha fazla kaybetmesi işte o üstüne gelen o köpüğü diyelim. Hı hı. O da siyasi istikrarsız siyasi risk görülen ortam sebebidir. Evet. Ama velaki, temel sebep değildir ama. Genel sebep değil. Onu söyleyenler anlamamışlardır olayı. Genel sebep olduğu gibi dolara bir akış var. Küresel gelişmekte olan piyasaların Fed faiz artışının çok büyük bir etkisi olacak. Size bir rakam daha açıklamak istiyorum. Bugün sabah başka bir yerde bir yayında da açıkladım. Duymamışlardı önceden. Hep 4 trilyondan bahsediliyordu. Evet. Hayır. <laughs> 4 trilyon para girdi ama bunun bir etkisi var. Para bir sisteme girdi mi? Bankacılık sistemimizden kaldıraçlarla yeni borçlar yaratıyor. Gelişmekte olan piyasalarda 2009'dan bu yana 9 trilyon dolar yeni borç, yeni borç yaratılmış. Şimdi o zaman bu bir, bir dakika, ciddi burada, rakam. Burada bir altını çizelim izleyicilerimiz için çünkü akşam bu saatte genelde iç politika haberlerini <laughs> e, izleyen e, seyircilerimiz oluyor. Biz bayağı bir hardcore finansa ve ekonomiye girdik. E, Batı da. Amerika'da 2007 sonu 2008 başında küresel kriz olunca Amerikan ekonomisi kendini rahatlatmak için dünyaya 4 trilyon dolar para bastı ve yolladı. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi o parayı geri çekmeye çalışıyor diyoruz ama siz diyorsunuz ki 2008'den bu yana yani geçtiğimiz 7,5-8 yıl içerisinde 4 trilyon dolar finans piyasasında şişerek kaldıraçın etkisiyle 9 trilyon dolarlık bir evet, borca ulaştı. Evet. İnanılmaz bir rakam bu. İnanılmaz da desek artık şöyle bir olay var. Fed aslında ne yaptığını tam bilmedi. Para bastı, bastı. Basmak zorunda kaldı sonunda piyasayı devamlı piyasa istedi onlar yaptı. Şimdi o çok kötü bir durum. Sizi piyasa yönetti Merkez Bankası olarak. Çoktan kesebilirdi. QE1 yaptı, zorunluydu devlette evet. bankaları kurtarmak. Anlıyorum da onu. Ama ikincisi artık bunun üstüne şeydi ya tatlısıydı lokumuydu. E, üçüncüsünü niye yaptın? Aradakileri niye yaptın? O büsün tantrumlar şunlar bunlar işte. Hepsi şöyle bir duruma düştü. Piyasa dikte etmeye başladı. Ve bunlar o piyasayı bu, bu eroin bağımlısı gibi piyasayı Hemen durdurduğu anda yüzde beş altı düşünce aman 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 yenisini yapalım demesi o duruma o köşeye sıkıştırdı ya kendisini. O sorgulanacak çok ciddi Ama şekilde sorguluyor. Amerikan Merkez Bankası bu anlamda o zaman bir şekilde bağımsızlığını da yitirmiş bir konuma Bence düşüyor. Bence tamamen, tamamen bir başarısızlık. Çünkü kendileri bugün yaşadığımız olayları besledi. O para çünkü nereye gitti? Faizde indirdiği için o paranın getirisi düşük olduğu için Amerika'da o para yolunu aradı. Moğolistan tahvilinden başlayın Türkiye'nin piyasasına, Çin'in piyasasına, Hindistan'a hiç aklınıza gelemeyecek ülkelere gitti o para. Çünkü orada getirisi vardı. Şimdi oralarda devalüasyon yaşarsa o fazla olduğu için getiri de büyük oluyor bu evet. ülkelerde. Evet şimdi o ülkelerde getiri yüksek ya o carry trade dediğimiz olaya çok Hı -hı. girdi o sıcak para. Birden bu devalüasyonlar yaşayınca o para zorunlu satışa, terse dönmesi gerekiyor. Bu akşam çok hardcore finans oldum sabahları bile bu kadar finans konuşmuyorum da. Maalesef bu konuyu anlamak için bütün resmi görmek lazım. O olunca ne oldu işte geçen pazartesi günü? demir hiç beklemeden avro uçtu. 1.17'ye falan. Evet. Herkes korktu ne oluyor avroya mı? Hayır, avro güvenilimen olduğu için yükselmiyor. Yükselmeyecek de. Çok kötü haberim daha var. Avro pariteden daha çok kaybedecek. Çünkü doların yükselişi daha ikinci, üçüncü safhalara Ondan girecek. O zaman dolar biraz daha emin adımlarla yükseliyor. Euro hızlı bir kızıştı ama geri gelecek. Diyorsunuz. Geri geldi ve geldi de bugün 1.12'ye hemen. Bunlar hızlı kısıtmalar nedenlerini hep anlamak lazım. Evet. Para oraya güvenli liman olduğu için mi gidiyor? Uzun vadeli yatırım olarak mı gidiyor? Yoksa bu para zorunlu mu oraya gidiyor? Kısa vadeli çünkü karşısındaki doları satması gerekiyor ya da başka bir döviz birimi. Buydu. Ve borsaya da bakarsak çok kısa değineceğim. Borsayı fazla konuşmak istemiyorum yalnız. Amerika borsasındaki reaksiyonlar inanılmaz. Pazartesi günün reaksiyonu Devasa bir düşüş. Arkasından yükseliş hamlesi. İkinci Bugün gelen gün, iyi verilerden sonra biraz daha toparlandı gerçi. Verilere fazla şey. bakmayın. Ben size açıkça neye bakacağınızı söyleyeyim. Amerikan borsası %10 düştüğü anda o hareket aşağı yukarı 15 bas puanlık bir faiz artırma eş değerdir Bunları biliniyor yıllardır araştırmalardan. Çünkü bir servetin bir varlığın Amerikan toplumun aşağı yukarı 1.9 trilyon erimesine neden oluyor. Evet. O da ne kadar etkisi olduğunu tüketimde biliniyor ve gayri safi hasıla ne kadar daralttığı biliniyor. Bu aşağı yukarı 15 bas puanlık bir etkidir. Yani borsa %15 düşerse, 15'ten 20 gibi FED faiz artıramaz. Artırmaz da. O zaman Tam 17 tercih. Eylül'deki FED toplantısı e, bir şekilde FED üyeleri sıkışmış oluyor. Reklam arası ha. vermemiz gerekiyor izninizle. Tabii. Çıkış noktası kısa bir aradan sonra devam edecek. Kış noktası Asya'dan gelen finans tsunami'sini konuşmaya devam ediyor. Stüdyo konuğumuz ekonomist stratejist Sayın Kaan Aydın. Evet Sayın Aydın devam edelim. Çin'in parasını devalya ediş sürecinin süreceğinden bahsettiniz. Bugün haberlerde geçen bir açıklama var. Küresel piyasalardaki bu sert düşüşe istinaden Çin'in sorumlu tutulmaması gerektiğini Çin Merkez Bankası'ndan bir yetkili söyledi. Amerika'nın faiz artırımını ötelemesi gerektiğini söyledi. Hani bir taraftan da sorumluluğu atıyor ve Ameri Amerikan FED'e atıyor. Ne diyorsunuz? Ya ne diyeyim bunlar santaz politikası şimdi. Sizin yüzünüzden bizim piyasamız düştü gibi bir şey yani ifade sonunda. Hayır öyle bir şey yok. Onlar besledi önceden. Amerikan FED'i zaten suçlu. Baş suçlu, ana suçlu bu işte. Bu işi çoktan halletmeler lazımdı. Şimdi evet. açık söylüyorum, Türkiye, Çin, hepsinin bir görevi var. Çin aslında bazı konularda hepsini yanlış yapmadı, doğru da yaptı. Doğrusu şuydu, devasa altyapısal projeler yaptılar devlet olarak. Evet. Bu krizin başında bundan çıkmaya devasa projeler. Bunlar yanlış değil. Yanlış Tabii değil. Tabii ki kalkınmanın sürmesi Tabii. ve büyümenin devam edebilmesi için bunlar şart. Ya siz tebrik ediyorum, kalkınma kelimesini kullandınız ya. İşte olay o. Büyüme ile kalkınma arasında büyük bir fark vardır. Büyüme her türlü yaratılır. Yaratırım. Hastalıktan, savaştan da çok kötü şeylerden de büyüme evet. yaratırsınız. Yalnız mesele kalkınma. Biraz burada aslında Türkiye'ye de girmem gerekiyor bu konularda. Bize kalkınma lazım. Geçici büyümelerle olmuyor bu iş. Son açıklanan e, ekonomi paketinde de zaten artık bu belli ki idrak edilmiş ve kalkınmanın daha büyük bir hamleye dönüştürülmesine dair bir eylem planı hazırlanmış. E, bunun eş zamanlı olması gerekiyor herhalde. Eş Peki Çin büyüdü lazım. mü kalkındı mı bu süreçte 2008 krizinden sonra? 2008'in krizinden beri kalkınmalar oldu. Bilhassa gelişmeler oldu. Hı hı. Şu anda görmediğiniz gelişmeler de çok oldu. Gördüğümüz de oldu. Bilhassa teknoloji alanında zaten biz o devire giriyoruz. Her zaman dediğim o transformasyon evet. başladı. Evet. Biz şu andaki eski modelleri uygulayarak artık ilerleyemeyiz. Biz derken bütün küresel ekonomi diyorum. Hı hı. Eski modellerden kurtulmamıza kurtulmazsak bir şey söyleyeyim mi? Bunun faturası çok ağır olacak, çok çok ağır olacak. Çünkü ne yapılıyor? Vah vah borsa düştü para basalım faiz indirelim hep aynısı değil mi? Şimdi Çin de yaptı maalesef. Çin kendini çok güçlü her şeyi hakimim diye gösteren bir devlet santaj yapıldı. Nasıl yapıldı? Piyasa düştükçe bunlara aynı santaj yapıldı, faiz indirimi. Faiz adımı attı, çok büyük bir faiz adımı attı. Evet. Münzam 50 bas puan indirdi, 25 bas puan faizleri indirdi, devaluasyon yaptı, piyasaya likidite verdi. Ya bu, bunları biraz vazgeçin. Bazen bir şey bitmesi gerekiyorsa bitmesine izin ver. Ben o yaratıcı yıkım dediğimiz şey inanıyorum ekonomide. O kısa sert bir acı, kısa bir acı. Tabii görmek gerekiyor bazen. Ama ondan sonra muhteşem bir yükseliş başlıyor. Daima öyledir. Bakın evrenin bir nizamıdır bu. İnsanoğlu için de burnunuz bazen yere sürtmesi gerekiyor. Maalesef öyle. Kalbiniz bazen kırılması gerekiyor. Ondan sonra çok daha güçlü oluyorsunuz. Ayağa kalkıyorsunuz. Yeni bir bakış açısından dünyaya yürüyorsunuz. Bir şeyler yaratıyorsunuz. Buna izin verilmiyor ki. Devamlı mamaya bağlanmış bebekler gibi bu piyasacılar bütün dünyada. Aman aman Merkez Bankası geldi para ver. Ya bak bir realite konuşalım. Tamam piyasada oynayan %1'i dünyanın zenginleşirken %99'u zenginleşmiyor. Bir gerçek var bu dünyada ve Çin'de maalesef bu sosyal bir patlamaya yol açar ilerideki süreçte. Siyasi bir istikrarsızlık görülürse yönetimde onların partisi öyle gözünü, göründüğü gibi değil. Çin'de çok entrekalar var. Çok artık sarsıntı var. Yaklaşık 10 ailenin yönettiği bir ülke Çin. Oligarşik bir olay aslında. Oligarşik bir. Ee, Rusya gibi bir oligarşik bir sistem. O sistem bir sarsılırsa, sosyal patlama olsa ve Çin'de bakın sistemin ne kadar güzel de gözükse altında her zaman tabakadaki yani alt tabakaya kurulan bir sistem. Ucuz işçi, iş gücü ucuz. Herkes Çin'de üretiyor ama onlar garibanlar. Günde 1 dolara, 2 dolara, 5 dolara artık büyük maaşı varsa öyle çalışan insanlar. E tabii ki çok milyoner, milyarder üretiyor. E kolay bir buçuk milyar insanın birazcık yüzdesinde yaratsa dünyadan daha fazla milyarderiniz olur güzel de diğerini ne yapacaksınız? Evet. Ve o halklarda halkın o tabakasında şu anda göç başlıyor şehirlerden. Her şeyini kaybedenler. Bakın çok enteresan bir yazı vardı bir İngiliz gazetesinde okudum. O diyor ki bu geri dönüşümcü aileler. Yüz binlerce geri dönüş, belki milyonlarca geri dönüşümcü aileler oluşmuş Çin'de. Geliyorlar işte eski parçaları, makineleri vesaire plastik şeyler toplayıp bir geri dönüşüm sanayi var. O sanayide ham madde üretenler var. O ham maddelerde e şeye giriyor, ekonomiye giriyor, üretime. E imalat gerilemesinden bunların hepsi aylardır. Bir buçuk iki senedir görüyorlarmış onlar yavaşladığını. Çok güzel bir öncü endikatör. O aylara sefalete düşüyor şu şimdi. Geri gidiyorlar köylerine vesaire. Neyse ben sosyal boyutunu ben konuşmayı severim için. Çünkü bu evet. iş ve aştır. İnsandır ekonomi. Yani bir avuç güzel kıyafetli pahalı araçlarda, konutlarda ve yatlarda dolaşan dünyanın ucundaki insan değildir ekonomi. Ekonomi hepimiziz. O çok önemli onu görmek. O Çin'in o boyutunu da yaşayacağız. Biraz oradan şimdi geri geleyim. Biraz daha hazım edilebilecek konulara geçelim bunları anlamak için. Şimdi bence bu dalgalanma beklediğim büyük bir güven krizin ön sesleri. Ön sesleri haftalardır duyuluyor dünyada zaten. Bu sadece Çin değil gördünüz de. Bu Yunanistan olay. Yunanistan olayı gene Tabii gelecek ki. masaya. Çok ciddi şekilde gelecek. 15 Eylül'de herhalde erken seçime evet. biliyorsun kadar. 20. 20, Eylül 20 Eylül'de. Bravo. 28 Eylül'de en büyük kırılma noktasını görüyoruz döngüsel anlamda. Her şey üst üste geliyor. Hiçbir şey yapılmadı. Ne yaptıkları hep aynısı. Borç senedin var. Aa borcu öde öde ödeyemiyorsun. Sen suçlusun, kötüsün falan. Tam suçlaması güzel. Borç verken iyiydi ama. O da var. İki tarafı var bu işin. Veriyorlar 3.8 milyar, alıyorlar 3.8 milyar. Bankalara borcunu ödedin. E, ne oldu o? O devlet ne oldu? O ülke ne oldu? O millet ne oldu? Kimsenin umrunda değil. Yunanistan'daydım birkaç gün önce. İnsanlarla biraz konuştum. Anlıyorsunuz. E, hayatı de, devam ettirmeye çalışıyorlar. Yaşamaya çalışıyor tabii ki insana i̇ntiharlar, sefalete düşüp değil. Intiharlar vesaire bu tip e, sosyal olaylarda ciddi bir patlama Ama var. Ama ne oluyor? Soldan sağa kayma başlıyor şimdi. Önce bir solu denediler, Sipras'tan. Evet. E, olmadı. Şimdi sağ partiler, radikal partiler, gerçekten faşistoid partiler güçleniyor. Bakalım seçimde ne kadar alacaklar. Ya bunlar hep böyledir zaten. Böyle kızımsı senaryolar. Siriza'daki vardır. gibi bir deneme süreciyle Yunanistan bu sefer sağ taraftan aşırı sağdan bir deneme süreciyle Yunanistan neler kaybeder? Çünkü belli ki Siriza döneminde de pek bir şey yapılamadı. Zaten Çipras'ın yaptığı ilk işte Varufakis'e Maliye Bakanı'nı feda etmek oldu. Sonrasında zaten istifa sürecini vesaire hepimiz biliyoruz. Varufakis doğru şeyler yaptı. Doğru şey yapmak istiyordu. Kesinlikle çok zeki bir adam, ekonomiden çok iyi anlayan bir insan. Yani işi biliyor. Yalnız yapamadı, yaptırılmadı. Baskılara dayanamadılar. Adamı kurban ettiler. Ama şimdi o bir yeni bir hareket başlatıyormuş Avrupa'da. Kemer sıkma politikasına karşı bir hareket diye bir belki parti oluşacak. Her neyse. Olay çok kolay. Olay çok kolay. Bırakacaklar avrodan çıkacaklar, dramaya geçecekler. O acı ilacı içecekler ve 6 ay 1 yıl içinde toparlayacaklar. Bu kadar kısa bir sürede mi? Tabii ki bir yıl. Bir geçim dönemi olacak. Aniden patlamayacak ekonomi toparlama sürecine girecek. Ya en Sürekli de. sürekli üste vurduğunuz bir ekonomi yıllardır yani. Ama böyle hiçbir yere gitmeyecekler. Devamlı Almanya ve Batı'nın elindeler. Batı'nın diyorum Batı Avrupa ülkelerinin. Hı hı. Ve bu da tabii ki faşistoid ve çok tehlikeli trendlere yol açıyor. Bunlar iyi bir şey değil çünkü öyle bir aşırı sağcı bir yönetim gelirse adamlar Batı Trakya'daki Türklere karşılar, Almanlara karşı biliyorsunuz bir yıl önceki olaylarda bazı yabancıları öldürdüler falan. Evet. Yani bunlar çok tatsız olaylar. Şimdi onları görmek lazım, bir adım atmak lazım. E Çin ne oldu şimdi? Çin bitti mi mesela? Çin dedik. Görüyorum birçok insanı. Belki pek az tecrübeleri var, belki makro anlayışları farklı. Ya bitti işte, Kara Pazartesiydi. Ama neden Kara Pazartesi oldu? Neden? Şimdi birkaç ay içinde dünyadaki reel ekonomilerdeki sebebini göreceksiniz. Ticaret daralmış dünyada 6 senenin en büyük daralmasını görüyoruz. E şimdi daha ne yapıyorlar? E Çin %7 büyür. İmkansız. Çin belki size %7 ya da 6.3 büyüdüğünü söyleyecek ama gerçekte %3'den 5 arasında belki büyüyor. Belki daha az. Bilmiyorsunuz onu. O söyledi diye öyle değil. Efendim Amerika %3.7 büyüyecekmiş ikinci yarıda. Mümkün değil. Ekimden itibaren rakamları çok daha kötü olmaya başlayacak. Kötüleşme belli olacak. Ya bunları inanan polyana olmak isteyenler. Dünyadaki büyüme rakamları biraz abartılarak, şişirilerek mi kamuoyuyla uluslararası kamuoyuyla paylaşılıyor peki? Ya Çin Yoksa evet. Yoksa yansıması mı? Yani rakamsal bazda %7 e, ama ekonomiye birebir yansıması şey gibi düşünelim. 4 trilyon dolar para basıyorsunuz, 9 trilyon etkisi var piyasalara. Evet. Onun gibi bir şey mi bu? Şimdi abartılarak derken aslında şuna bakmak lazım. Refah ve adaletine bakmak lazım büyümenin. Büyüme dediğim gibi her türlü yaratılabilir. Evet. Büyüme bir kıskaç değil. Ve büyük büyüme istenmiyor dünyada. Club of Rome 1968'den beri post endüstriyel devirde istemiyoruz. Diye. Ve gerçekten bunu yaşıyoruz da. Bakarsanız 2008 krizinden beri aşırı büyümeler olmuyor. Bir Türkiye'nin bazı çeyreklerde bir aşırı rakamı geldi. Bir Çin'in geldi. Birkaç ufak ülke, diğer ülkeler Avrupa hiç büyümüyor ki. Tabii Avrupa onlar, yıllardır büyümüyor. Zaten rakamları sistemik. yerlerde sürünüyor zaten. E yerde süründüğü için sistemik kriz bu. Bu kriz sistemik. Zaten Avrupa'nın yerde sürünmesi de Çin'i etkiliyor. Şimdi siz az önce Roma kulübünden bahsettiniz. Peki dünya finans sistemi içerisinde belli gruplar dünyadaki büyümeyi mi kontrol ediyorlar? Belli belli bir baskı altında mı tutuyorlar? Dünyada kalkınma mı istenmiyor? Nedir buradaki sorun? Dünyada istenen gelişme. Aşırı süratlı bir gelişme isteniyor. Singularite dedikleri anından anına değişen bir gelişme isteniyor teknoloji hı hı. ve çok yaklaştık oralara. Çok hızlı bir orandan teknolojik gelişim var. Evet. Yalnız mevcut sistem bu teknolojik gelişime hazır değil. Problemi o onu biliyorlar. Post endüstriyel yani sanayi sonrası devrimdeyiz şu anda. Daha dün Türkiye'de 4,5G'nin ihaleleri oldu yani acayip bir devire giriyoruz, Hızlı bir devire. Aslında insanlık için en büyük fırsat insan oğlunun gerçekten refah ve adalet içinde yaşayabilecek, huzur içinde, sağlık içinde yaşayabilecek bir ortamı sağlayabiliriz. Ama ve lakin bu sistem ona uygun değil. Neden? Çünkü bu gelen teknoloji sistematik bir istihdam kaybına sebep olacak. Sistematik bir siz istihdam evet. kaybı. Bunu yaşıyoruz şu anda zaten. Bütün ön sancılarını yaşıyoruz. Ve bu finansal sistemi böyle bir grup o kadar fazla e, komplo teorisine girmemiz gerekmiyor. Aslında hepsinin ulus üstü kuruluşlar var dünyada. Hı -hı. Bunları pek insan hepsini herkes isimlerini bilir de aslında nelere sahip olduklarını bilmezler. Bilmeyiz, değil mi? Onlar bu işleri onların üzerine organlardan yönetebiliyorsunuz. Çok kolaydır ve öyle yapılıyor. Bu sistemi sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir değil şu anda. Bize çünkü üretim ve sanayi gerekiyor istihdam için. Şu anda ne yapılıyor? Finans piyasalarında devamlı merkez bankaları para pompalıyor Ya bu para hiçbir zaman aşağıya inmiyor ki gerçek anlamda. Sade lüks üreticilerinin şeyleri artıyor, satışları. Çünkü zenginler daha da zenginleşiyor. Spor arabası çok satılıyor, takı satılıyor. Böyle bir ekonomi yürümez. 7,5 milyar insan var bu dünyada. Yani Çin şimdi çok önemli. Çin önemli ama Çin asıl sebebi değil yaşadığımız olayların. Avrupa'da var burada. Avrupa'yı unutuyorlar. Avrupa'dan çok büyük dalgalar gelecek daha petro dolar sistemi sallanıyor. Demin çok güzel söylediniz. Petrolün düşüşü. 43 dolara, bir seviyelere doğru gidiyor. Uzun vadeli petrolün düşüşü 15'ten 25 dolar arasında görüyoruz. Oralara doğru gittik mi petro dolar sisteminde hep konuştuk onları da biliyorsun. Tabii hatırlatma ki. yapmak istiyorum. Orta Doğu'daki OPEC ülkelerinin bir bütçesi var. Orada diyor mesela Suudi Arabistan 92 dolar diyor benim bütçem için petrol fiyatı lazım ki diyor. Sosyal ödemeler ve bütçemi rütebileyim. İran diyor 120 dolar. Rusya'nınki 110 dolar vesaire ama üretim fiyatı değil bunlar üretim fiyatları çok daha düşük 8'den 20 dolar civarında görüyoruz ne olur böyle bir piyasada talepin azalırken arzın arttığı bir piyasada daima üretim marjinal üretim fiyatına doğru gider fiyatlar ekonomik teoridir oraya doğru gidiyoruz uzun vadede bu o da zaman... petrodolar sisteminden ilk defa bu sene para çekilecek ilk defa normalde petrodolar sistemi işliyordu dolar yükseldi bir de o var petrol geliri azalıyor bunların Artı kendi dövizlerini dolara bağlamış bu ülkeler. Onu unutmayın. Bakın bu devalüasyonlar hepsinin şimdi arkasından kelebek etkisi. O Orta Doğu'daki ülkelerin dolara bağlı olan dövizlere sahip olan ülkeler o dövizlerini tutamayacaklar. Onlar Burada da devalüasyona girecekler. Petrol girecek. zengini körfez ülkelerini baz alabiliriz. Değil evet mi? onlar sarsılacak. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Ar Emirlikleri, evet. Katar gibi. Onların dövizleri dolara bağlıdır. Dolar evet. pek dedikleri bir sistem Hı -hı. var. Ama dolar, dolar yükseliyor sizin geliriniz çok ciddi şekilde gerilemeye başlıyor petrol fiyatı düştükçe ve daha da devam ettim düşmesi. Bunun etkisine siz o dolar orada şey kendi dövizini orada tutamayacaksınız. Devalüasyona gireceksiniz de. O devalüeller devam edecek. Bitmedi. Şu anda da bu işlerin başındayız. O zaman dolar gene dünyanın en güçlü para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yerel para birimleri özellikle dolara peg dediğimiz, dolara endeksli dediğimiz para birimlerinin çok daha Düştüğünü göreceğiz. Evet. E, dünyada o zaman gelir düzeyinde farklı bir dönüşüm yaşanacak. Mesela körfez ülkelerinin çok zengin olduğunu biliyoruz. Ya da petrol zengini ülkeler dediğimiz ülkeler daha fakirleşecek. Evet. Ama belki bizim gibi petrolü olmayan e, ve dolara o kadar bağlı olmayan e, paraya sahip olan ülkeler biraz daha avantajlı bir konuma geçiyor. Yalnız o parantez için almak istiyorum. Biz dolara bağlıyız. Çünkü biz cari açık veren, ithal eden bir ülkeyiz. Enerjiden ötürü. Biz o konuda artık bir adım atsak her zaman ya geç kaldı öyle bir şey yok. 30 sene önce de geç kaldık diyorlardı. 20 sene 10 sene her zaman geç. Hayır an şu an an şu an yapabiliriz yapabiliriz. Ya üzülüyorum ben vatanımı milletimi görüyorum üzülüyorum biz de yapabiliriz bunu ya. Bir teknoloji atılımı Devlet de bakın NASA'ya gittim. Anlatmam lazım bu anekdotu. NASA'ya gittim hayran kaldım o zamanki ay projesine. Gittiler gitmediler. Beni ilgilendirmiyor fazla biliyor musunuz o bütün komplo teorileri. Neden? O proje sayesinde on binlerce patent oluştu. Yüzlerce yeni sektörler oluştu. Belki milyonlarca insana istihdam sağlandı. Neden? Bir girişimde bulundunuz. Yeni teknolojiye sayesinde yüksek katma değerli sektörler oluştu. Kalkınma budur. Kalkınma budur. Kalkınma o zaman bir motivasyona ihtiyaç var demek. Bize motivasyon lazımsa ben motivasyonu vereyim. Biz bunu yapabiliriz ve üzülüyorum. Yurt dışına geziyorsunuz o üniversitelerde. Ya enstitülerin başında doçentler, profesör Türk bir sürü var. Ne biçim evet. şeyler yaratıyor? Neden biliyor musunuz? Ortam var. Sadece şartları, ortamı yaratacaksınız. Devlet de alacak elini tutacak, özel sektörde gelecek desteğini birlikte onu yapacaksınız. Yeni bir proje büyük bir proje bunu yaparken de bütün eğitimi reform edeceksiniz başından sonuna yarış atı gibi şıklayan devamlı öğrencilere yetiştirmeyelim o yaratıcılığından bizim insanın zekası fena değil ben bir şey söyleyeyim mi kendimizi hiç küçümsemeyelim yurt dışına gitmeyi görüyorsunuz de. bu potansiyeli kullanalım bu potansiyeli biz kullanabiliriz ben bunu söylüyorum yıllardır yok devamlı merkez banka şu ya bırakın şu işleri ya bunların yaptığı hataları tekrarlamayalım biz. Merkez Bankası o zaman e, girdiğimiz süreçte dünyanın içine girmiş olduğu e, teknolojik devrim sürecinde Merkez Bankası finans politikaları biraz daha ikincil plana mı düşüyor? Bir Düşmesi önce gerekiyor. 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 Neden? Çünkü dünyayı finansilazasyon dediğimiz finansallaştırma bir modeline soktular 80'li yıllarından beri. Her şeyi finans üzerine. Finansın görevi ne biliyor musunuz? Finansın görevi ekonomiye hizmet etmek. Ama dünyayı öyle bir hale getirdi ekonomiler finansa hizmet ediyor. Ekonominin finansa hizmet eden bir ortamda krizler daimidir. Ama finansın ekonomiye hizmet ettiği ortamda kalkınma daimidir. Benim tezim bu. Ben buna inanıyorum. Ama maalesef dünya çok farklı ve çok kısa vadeli düşünen vatandaşlar buna zarar veriyor. Bütün dünyada geçerli bu. Hemen köşe olma, hemen para kazan. Ondan finans tabii ki çok atraktif. Buyurun Çin'e. Belki milyonlarca insan şimdi o hayal kırıklığına uğradılar, her şeylerini kaybettiler. Türkiye'de evet. bunu ne kadar kaç defa yaşadı? 94, 98, 2001, 2008. Borsaya insanları sokup o hayalleri satmak, mesleğini bırakmak, ben artık trader oldum, borsadan zengin olacağım, o her şeyini kaybediyor. Bu iş böyle yürümez. Bu iş böyle yürümez. Emeksiz yemek olmuyor diyorsunuz. Rejidans sesleniyorlar. Maalesef e, bize ayrılan sürenin sonuna <laughs> geldik. Konuşulacak çok şey çok var. Şey var çok İnşallah şey var. parça parça İnşallah. yayınlarımızda sizlerle birlikte bunları konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kanser Aydın. Değerli çok olun, görüşlerinizi Sinan paylaştığınız abi. için. Davetiniz için teşekkür ederim. Çok memnunum. Hoş geldiniz sefa getirdiniz. Çıkış noktası bu hafta burada sona eriyor. Haftaya Perşembe 21'de tekrar karşınızda olacağız.